Gençler merhabalar. Dersimizin konusu sayfa 71'deki alıştırmaları çözeceğiz. Tabii biz bu çözümleri yapmıştık canlı dersimizde. Kaydetmeyi unutmuşuz. Dolayısıyla size söz verdiğim gibi bunu offline olarak yeniden çözeceğim ve YouTube'a yükleyeceğim. Şimdi şöyle yapacağız. Bu 71. sayfadaki alıştırmaları çözmeden önce 4 tane çözümlü sorunuz vardı kitapta. Onların da çözümünü yapalım anlamak açısından. Peki, sorumuzda örnek 25, A, B, C ikişer ikişer ayrık olayları E örnek uzayının alt kümeleri diyor. Buradaki ikişer ikişer ayrık olayları derken aslında kesişimleri boş küme. Bunları küme gibi düşünürsek A kümesiyle diyelim ki B kümesinin ara kesidi boş küme diyeceğiz. Zaten olasılık soruları da anlatırken demiştim ki kümeler konusuna hakim olmamız lazım gençler. Yani kümelerle içli dışlı sorular geliyor. Yani ikişer ikişer ayrık olmaları bu anlama geliyor. Küme bazında A ve B kesişimleri boş küme. Yine B ile C'nin kesişimleri boş küme. Onları yazmak istemiyorum. A ile de C'nin kesişimleri boş küme olduğu anlamına geliyor. Peki başka bize ne verilmiş? Bakın bunların birleşimleri de evrensel kümeyi veriyor. Aslında biz şöyle düşünebiliriz. Bunlar aslında şu şekilde kümeler. Evrensel kümenin içerisinde kesişmeyecek şekilde 3 ayrı küme gibi düşünebiliriz. Birbirinden bağımsız ayrık düşünebiliriz. Ve bunları da içine alan bir evrensel kümemiz var. Ve bu evrensel kümenin birleşimi de bu 3 kümenin ne olacaktır? Birleşim olacaktır diyebiliriz. Yani şu boşlukta yine eleman yok olduğu anlamına geliyor. Bunları bilelim. Peki sorumuza yeniden dönelim. Şimdi bakın A'nın olma olasılığıyla C'nin olma olasılığının toplamı 2 bölü 7 imiş. O halde ben şöyle düşünüyorum. Şimdi şuraya yazıyorum. A'nın olma olasılığı artı C'nin olma olasılığı çok kötü oldu. Toplamını vermiş bana. Aslında ben buraya ilaveten neyse bir yazayım. 2 bölü 7 bunların olasılıklarını toplamı. Ben diyorum ki bir de B'nin olma olasılığını ekleseydim buraya. B'nin olma olasılığını ekleseydim her iki tarafa. Yani her iki tarafa B'nin olma olasılığını eklediğimi düşünün. Sağlı sollu. Ve taraf tarafa topladığımda sol taraf aslında evrensel kümeye eşit olacaktır. Yani üçünün toplamı aslında bir olmuş olacak. Anlatabiliyor muyum? Küme bazında birleşimi evrensel küme olduğu için olasılık bazında A'nın, B'nin ve C'nin olasılıkları toplamı bir olmuş olacak. Dolayısıyla sol taraf bir olur. 2 bölü 7 artı buradan B'nin olasılığını bulma şansım var. 7 bölü 7'den 2 bölü 7'yi çıkarırsam aradığım cevap 5 bölü 7. Şu an cevap derken tam çözmedim. B'nin olma olasılığını buldum. Peki B'nin olma olasılığı 2, 5 bölü 7. Bunu da şuradaki şurada götürüp yerine yazarsam şu bana verileni şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu alıyorum. Gençlik. Şurada yeniden şöyle yaptım. Şimdi bulduğum değeri yani B'nin olasılığını burada götürüp yerine yazarsam 5 bölü 7 olarak. Evet. Buradan A'nın olasılığı bana soruluyor. Ne yapabilirim? A'nın olasılığını bulabilirim. Yani 3 bölü 4'ten 5 bölü 7'yi çıkardığımda cevaba ulaşmış olacağım. Burada tabi bu ifadeyi 4 ile bu ifadeyi 7 ile genişletirsek ne olacaktır? 21'den 20'yi çıkardığım zaman 1 bölü 28 bulmuş olacağım. Bu 1 bölü 28 ne olmuş oluyor gençlik? A'nın olasılığı olmuş oluyor. Zaten bana sorulan da oydu. Soruyu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Devam edelim. Örnek 26. A ve B aynı örnek uzaya ait ayrık iki olaydır. Evet, A'nın işte ne diyelim tümleyeni diyebiliriz ya da işte A'nın değiliğiyle
Yani küme bazında A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin kesişiminin olasılığını 1 bölü 6 vermiş. Şimdi yeniden kümeler konusuna dönmemiz lazım. Kümeler konusunda bize lazım olan bir bilgimiz var. O da De Morgan kuralıydı gençler. Bakın şöyle bir durum var. Şöyle dikkatlice takip edin. A birleşim B'nin parantez tümleyeni, yani şu şekilde tümleyeni De Morgan'ı uyguladığım zaman ne oluyor? Buradaki tümleme her ikisini etkiliyor. O ortadaki birleşimi kesişim yapıyor. Yani o zaman şu şekilde oluyor. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni oluyor. Buna biz De Morgan kuralları diyoruz. Şimdi bunu burada kullanacak olursak şimdi bakın her tarafa bir nevi P olasılığını eklemiş oluyorsun. Yani şu şekilde olasılığa çeviriyorsun. Yani o zaman ben diyorum ki şunun yerine şunu yazabilirim. Yani A birleşim B'nin değilinin olasılığı gibi bir şey olmuş oldu. Şöyle oldu. 1 bölü 6. O zaman da ben şöyle düşünebilirim. Bir olayın olmama olasılığını temsil ediyor bu. Bakın A birleşim B olayın A veya B'nin öyle de diyebiliriz. A veya B'nin olmama olasılığı 1 bölü 6 ise olma olasılığı da toplamın 1 olması için yani ne olacaktır? A birleşim B'nin olma olasılığı da 5 bölü 6 olmalı. Çünkü bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir olayın olma olasılığıyla şurası diyelim olma olasılığı. Bu olayımız bu olsun. A veya B şeklinde. Bu olayın olma olasılığı 5 bölü 6 ise olmama olasılığı da 1 bölü 6 olmalı. Yani toplamlar 1 olmalı. Peki ben bunu nerede değerlendireceğim? Şu bilgiyi kullanalım. Şimdi bunlar ayrık olaylar olduğu için daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. A birleşim B olayının olma olasılığı ayrık olaylar olduğu için ne demiştik? A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığına eşittir bu. O zaman ben burada A'nın olma olasılığını götürüp yerine yazarsam 1 bölü 3 olarak. O arada buraya da 5 bölü 6 yazarsam payda da eşitlersem değil mi? 2 bölü 6 çıkardığım zaman 3 bölü 6 olacaktır. Şöyle yapalım. Demek ki bunun değeri yani şu bu işlemi buraya attım. 2 bölü 6 olarak çıkardım 5 bölü 6'dan. 3 bölü 6 olarak ne yapmış olabilirim? Bulmuş olurum. Tabii bunu da sadeleştirirsem aradığım nihai cevabım 1 bölü 2 %50 de diyebiliriz. Olmuş olur. Tamam. Devam edelim bakalım. Örnek 27'deyiz. Aladağlar kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir harfin A veya L olması olasılığını bulunuz. Şimdi bakın benim kelimemde kaç harf var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harf var. Ben bu 9 tane harfi aynı ebatta bir kartona yazıp bir torbaya attığımı ve oradan çekiliş yaptığımı düşünelim. Bunu deney haline getiriyorum. Şimdi benden istenen şey şu. Yani dolayısıyla benim evrensel kümem 9 elemanlı olur, tamam mı? Yani tüm durumların sayısı 9 olur. Peki o zaman torbada 9 tane şey var. Karton diyelim. Üzerinde harf yazılı küçük kartonlardan. A veya L olmasını istiyorum değil mi? A veya L gelmesini istiyorum. A veya L gelmesini. O zaman ben neyin gelmesini istiyorum? A veya L'nin gelmesini istiyorum. Biliyorsunuz olasılığın ana formülü, ana kuralı istenen yukarı yaz, istenen durum olabilecek tüm durumlarda aşağı, durum sayısında aşağı yaz. İstenen durum sayısı bölü tüm durumlar diyoruz. Şimdi tüm durumlar bu kartların her biri gelebileceği için 9 tane durum var. Peki ben neyi istiyorum? A veya B, L gelmesini istiyorum. Yani benim istediğim şunlardır. A gelsin, L gelsin, A gelsin, A gelsin, L gelsin, A gelsin. Bu durumda ne olacaktır? 3, 4, 5, 6 tane durumun gelmesini istiyorum. Sadeleştirdiğim anda 3 ile o zaman benim olasılığım 2 bölü 3 olacaktır gençlik. Devam edelim. Örnek 28. Anne ve baba ve 3 çocuğu yan yana rastgele oturarak fotoğraf çektireceklerdi. Çekilen fotoğrafta anne ile babanın yan yana
olmama olasılığını bulunur. Çok güzel. Şimdi gençler bizden olmama olasılığını soruyorsa biz olma olasılığını bulup birden çıkarsak amacımıza ulaşmış olacağız. Yani soruyu bu şekilde düşünelim. Biz yan yana gelme durumunun olasılığını bulalım. Şimdi buradaki evrensel kümem bir kere evrensel kümem yani istenen tüm durumlar olmuş oluyor. 5 kişi olduğu için 3 çocuk 2 tane anne baba olduğu için 5 faktöriyel şeklinde 5 nesne 5 kişi 5 faktöriyel şeklinde sıralandı. Yani 120 oldu. Bu benim evrensel kümem ya da tüm çıktılar sayısı diyebilirim. Yani paydaya yazacağım değer. Peki benden istenen nedir? Önce dediğim gibi anne babanın yan yana gelme durumunu inceleyeceğim. Peki anne baba yan yana gelsin. Bunu hallettik diyelim. Şöyle diyelim. Anne babanın yan yana gelme durumu. Anne ve baba yan yana geldi ve bunlar bitişik bir kişi gibi davranıyor. 3 tane çocuk. 3 çizgi çizdim şöyle. O zaman burada aslında 4 nesnenin kendi aralarında dizilişi söz konusu. 4 faktöriyel anne baba da kendi aralarında dizileceği için 2 faktöriyel şeklinde anne ve babanın yan yana gelme durumu var. O halde buradan şöyle düşünün. Hesaplarsak 4 faktöriyel 24. 2 ile çarparsam 48 toplam aslında 20 120 durumda 48'inde bu anne baba ne olmuş oluyor? Yan yana gelmiş oluyor. O zaman ben 128'den şöyle de yapabiliriz. 128'den 48'i düşersem pardon 128 nereden çıktı? Özür. 120'den anne babanın yan yana gelme durum sayısını çıkarırsam anne babanın gelmeme durumları ortaya çıkar. Bakalım. Bir kere 50 olsa 70 olur ki 72 olacaktır. Sağlamasını yaparsak zaten burası 80, 120. Evet. 72 durumda bunlar yan yana gelmiyor. O zaman olmama olasılığını direkt şöyle bulabiliriz. 72 bölü tüm durumlar 120 olduğu için benim olasılığımın cevabı buradan gelecektir. Neyle sadeleştirebiliriz? Mesela 12 ile direkt 12'ye bölünüyor. 6. Bunu da 12'ye böldüm. Ne oldu? 10 mu? 10 oldu. Hatta 2 ile sadeleştirdik. 3 bölü 5 olmuş oldu gençler. Aradığımız cevap. Tamam. Evet, nihayetinde alıştırmalara geldik. İlk alıştırma sorumuz birinci soru. Bir torbada bulunan iki farklı sarı, üç farklı kırmızı ve dört farklı mavi boncuk arasından rastgele biri çekiliyor. Çekilen boncuğun sarı olmama olasılığı. Aslında o zaman sarı gelmesini istemiyorsan neyin gelmesini istiyorsun gençler? Sarı gelmesin diyorsan, sarı gelmesin diyorsan aslında kırmızı ve mavi gelmesini istiyorsun. Kırmızı ya da kırmızı veya mavi diyelim en güzel o. O zaman istediğin durum sayısı hemen direkt olasılık eşittir. İstenen durum sayısı 3 artı 4'ten 7 durum vardı. Tüm durumlar tüm topların çıkma ihtimali olduğu için ne olacaktır? 9 olacaktır. Bu durumda aradığımız cevap 7 bölü 9 olasılıkla gerçekleşmiş olacaktır. Devam edelim. Şimdi bir torbada birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 top vardır. Buna göre bu torbadan çekilen bir topun numarasının tek veya 4'ten küçük bir sayı olma olasılığını bulunuz. Şimdi benim yine evrensel kümem, tüm çıktıların kümesi belli gençler. 10 tane top olduğuna göre 10 taneden biri gelebilir. Toplam 10 diyorum ben. Yani benim paydam 10 olacak ya da istenen durum sayısı 10 olacak. Tamam. Bu anlaşıldı. Şimdi ben neyin istiyorum gençler? İstenen olayımızın adı yani istediğim olayın adı A olsun. Ben neyin gelmesini istiyorum? Bakalım buna göre bu torbadan çekilen bir topun numarasının tek olmasını istiyorum. Bir de 4'ten küçük. O zaman 1 gelmesini istiyorum, 2 gelmesini istiyorum, 3 gelmesini istiyorum. Buraya kadar 4'ten küçük. Sonra 4'ü yazamam. Tek gelmelerini düşünüyorum. 5 gelmesini istiyorum, 7'nin gelmesini istiyorum, 9'u da istiyorum. Bu durumda ben bu değerlerin gelmesini istiyorum. O zaman bu değerlerin sayısı ne olacaktır? 6 olacaktır. 6 durumun gelmesini istiyorum toplam 10 durumdan. O zaman bizim olasılığımız ne olacaktır? İstenen durum sayısı 6 ve tüm çıktılar, tüm durumların sayısı 10 olduğu için 6 bölü 10, 2 ile sadeleştirdim. 3 bölü 5 olacaktır. Peki, bunu da hallettik.
Üçüncü sorudayız. Dört madeni para birlikte atılıyor. Madeni paralardan en az birinin yazı gelme olasılığını bulunuz. En az birinin. Şimdi gençler, dört madeni para birlikte atılması veya bir madeni paranın dört defa atılması deneyinde ne demiştik? 2 üssü 4, toplamda 16 durum vardır. 16 durum. Yani tüm çıktıların sayısı 16 tanedir. Şimdi bunları tek tek yazmak zor olur. Yani bunlar nedir? İşte T, 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 Y, T, Y, T böyle uzar bu. 16 tane durum var. Biz bunlara lüzum yok. 16 durum var. Olayı şöyle düşünüyorum. Bu benim evrensel kümem. Tüm çıktıların sayısı, olabilecek tüm durumların sayısı. Peki madeni paralardan en az birinin yazı gelme olasılığını bulun. Şimdi bakın, en az birinin yazı gelmesi demek aslında şöyle diyelim. Hepsinin tura gelmesini istemiyorsun sen. En az birinin yazı gelmesi. Biri yazı gelebilir, iki tanesi olabilir, üçü olabilir, dördü olabilir. Ama istemediğin şey hepsinin tura gelmemesidir. O zaman bu 16 durumdan bir tane durum hepsinin tura gelme durumu. O zaman ben 16'dan bir durumu çıkarırsam geriye kalan 15 durumu istiyorum anlamına gelir. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Olasılık eşittir. İstediğim durum sayısı 15. 15 tane durumu gelmesi istiyorum. 16'dan bir durumu çıktım çünkü. Şöyle diyelim. Evrensel küme ya da tüm çıktılar ya da tüm durumların sayısı 16. O zaman olasılığım 15 bölü 16 olarak bırakabilirim. Ya da şöyle düşünebilirdiniz. Ben neyin gelmesini istemiyorum? Hepsinin tura gelmesini istemiyorum. Olasılığım 1 bölü 16 olur. Değil mi? Bu da ikinci yıl olsun. O zaman ben 1 bölü 16 olasılık yani bu yazı gelme olasılığını bulunuz dediğin şeyin aslında istenmeyen durumu değil diyelim. O zaman ne diyelim? Birden çıkardığım zaman bu 1 bölü 16'yı istenmeyen durum olasılığına. Çünkü bir olayın o olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1 ya. Bu olmama olasılığı. Bu olmama olasılığını birden çıkardığım zaman da olma olasılığını yine ben ne bulacağım? 15 bölü 16 olarak bulmuş olacağım. Haberiniz olsun. Devam edelim bakalım. Dördüncü soruda 24 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 10 kız öğrenciden 3'ü yeşil, 4, 7'si kahverengi gözlü, 14'ü erkek öğrenciden 4'ü yeşil, 10'u kahverengi gözlüdür. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya altını çizelim yeşil gözlü olması olasılığını bulunur. Tabi bu tarz sorular yine küme konusunda tablo sorularıyla çözebiliyorduk. Tablo çizerek. Hemen bir tablo oluşturuyorum. Yine kümeler konusu gençlik. İki tane yatay, iki tane de dikey tablomu çizdim. Bu sanırım yeterli olacak. Şimdi şöyle diyor. Burası erkek olsun. Burası kız. Şimdi yani erkeklerin toplamı şu iki satırdaki değer diyelim. İki kutunun toplamı. Kızların toplamı şunların toplamı yatay olarak iki bölgenin. Şimdi bana ne diyordu bir bakalım. 10 kız öğrenci. 3'ü yeşil yani yeşil diyelim. Yeşil gözlü. Öbürü de kahverengi mi? Şurada kahverengi diyelim. Hatta yazalım ya. Kahverengi yeşil kısalttık. Neyse yeşil anladınız. Şimdi şu dört bölgeyi güzelce dolduracağız. Şurada verilen bilgileri kullanarak nasıl doldurabiliriz? Evet bakalım. Toplamda 24 öğrenci varmış. Yani şu 4 bölgenin toplamı 24. Onu biliyorum. Peki devam. 10 kız öğrenciden 3'ü yeşil. Demek ki 3 yeşil gözlü kızımız var. O zaman 3'ü yeşil gözlüyse kızların 3'ü yeşil gözlüyse 7'si kahverengi gözlü olmalı ki toplam 10 kız olsun. Tamam. Devam. 7'si kahverengi gözlü. 14 erkek öğrenciden 4'ü yeşil. Yani 4 tane yeşil gözlü erkek. O zaman 14 olduğu için buraya da 10 yazmam icap ediyor. 10 tane kahverengi gözlü erkek var. Bakalım toplayalım zaten ne olacaktır? 17, 7 daha 24 öğrenci. Doğru. Şimdi benden ne istiyordu bir bakalım soru. Benden istediği şey şu. Kız veya yeşil göz olsun. Yani kız olsun veya yeşil gözlü olsun. Demek ki bunların istiyorum ben. Bizim klasik formülümüz neydi? Olasılık formülü. İstenen durum sayısı. Ne istiyorsun sen? Kız veya yeşil. Yani 4, 3, 7'nin toplamı 14 durumun gelmesini istiyorsun. Peki tüm durumlar ne olacaktır? Bunların toplamı olacaktır. Yani 24 durumdan birinin olması demektir. Sadeleştirdiğim zaman 2 ile 7 bölü 12 olasılığıyla bu olay gerçekleşecektir. Tamam. Devam edelim.
Beşinci soruda bir örnek uzayın ikişer ikişer ayrık olayları A, B ve C'dir. Yine bunlar ayrık olaylar oluyor. Yine kesişimleri yani şu şekilde düşünebiliriz bak. Bunlar ayrık olaylar ve burada bir evrensel küme var. Bunlar içine alan işte bu A olayı, bu B olayı, bu da C olayı. Yalnız burada boşlukta eleman olabilir ya da olamaz kesin bir şey diyemiyoruz şu an. Yani bunların ayrık olduğunu söyleyebiliyorum. Bakın ikişer ikişer ayrık olaylar. Yani bu şekilde çizebilirim. Yalnız burada bakalım. Hani şunu vermiş mi? Evet, olmak üzere. Ha, bunu da vermiş. O zaman evet burada da yine eleman yoktur. Şundan dolayı burada da bir eleman yoktur. Tamam. Yani 3 olayın olasılıkları toplamı evrensel kümeye verecek. Yani A'nın şöyle diyelim. Yani şu verilen bilgilere göre ben rahatlıkla A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı artı C'nin olma olasılıkları toplamını ben ne diyebilirim? 1 diyebilirim. Şu bilgiler ışığında. Tamam. Şimdi peki olduğuna göre diyor bu nedir diyor değil mi? Bu nedir diyor. Biz ne yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Şöyle yapalım. Şimdi ben bu sorunun cevabına X diyelim. X demek istiyorum. Tamam dedim. Şimdi bunları bir topluyorum. Taraf tarafa topluyorum gençler. Topladığım zaman ne oluyor bir bakalım. Şimdi o zaman topladığım zaman bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı hani şu ikisinin toplamından bir kere bir gelir. Şu ikisinin toplamından. Yine aynı şekilde C'nin olma olasılığıyla C'nin olmama olasılığının toplamından da bir daha gelir. Demek ki sol taraf bir kere 2 edecek. Sağ tarafta 2 bölü 5 artı x eder. Buradan x'e ulaşabilirim. Şimdi 2'den ben 2 bölü 5'i çıkaracağım. Bu durumda cevaba ulaşmış olacağım. 10 payda eşitledim. Bunu 5 ile genişledim. 10, 10'dan 2 çıktı. 8, 8 bölü 5 o zaman aradığım cevap olacaktır gençler. Peki devam edelim. Altıncı sorudayız. İşte 1, 2, A, 6 rakamlar, 4 basamaklı rakamlar birbirinden farklı. 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Görüyorum. Bu şartı sağlayan tüm 1, 2, A, 6 sayıları arasında rastgele seçilen bir sayının 4 ile tam bölünen bir sayı olmama olasılığını bulmuş. Evet. Yine olmama olasılığı. Şimdi bir kere bu şartı sağlayan bir kere rakamlar birbirinden farklı olacak değil mi? O da önemli. Benim elimde 10 tane rakamdan 3'ü kullanılmış gençler. 1, 2, 6, 3'ü kullanılmış. O zaman kullanılmayan 7 tane rakam var. Tamam. O zaman A'nın yerine 7 tane sayı gelir. Sonuçta 7 tane sen 4 basamaklı sayı elde edersin. O zaman senin evrensel kümen bir kere 7 elemanlı olur. Yani bu ne anlama geliyor? Ne diyordu burada? Bu şartı bir dakika rakam bir dakika, bakın 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu şartı sağlayan arasında rastgele seçilen bak. Demek ki rastgele seçilecek ya 7 tanenin içinden sen seçiyorsun. Tüm durumların sayısı 7. Bunu bil. Peki ben ne istiyorum? Sayılar arasında rastgele seçilen bir sayının 4 ile tam bölünen bir sayı olmama. Ben şimdi olmasını düşüneyim önce. 4'e bölünme kuralı bellidir. Geçen seneden hatırladığımız kadarıyla 4'e bölünebilmesi için gençler son iki basamağı incelememiz gerekiyor. Yani şu basamakları incelemem gerekiyor. Şimdi 4'e bölünebilmesi için 0,6 olur mu? 0,6 olmaz değil mi? 0,6 olmaz. 1,6 olur mu? Olur. 16 4'e bölünüyor. O zaman pardon bunu da edeceğiz zaten o da gidiyor. Şöyle diyelim. Bunları taradığımız zaman şöyle diyelim. 2 6 olmaz. 26 çünkü. Olanları düşünelim. 2 6 olmaz. 3 6 olabilir mi? 36 olur. 36 olur. 4 6 46 olmaz. 4'e bölünmez 46. 5 6 56 olur. 56 olur. 66 76 olur. 76 olur. Bu arada şey diyorum ya yani bu arada A'nın yerine gelebilecekler şurada tamam mı? A'nın yerine 1 gelebilir bu durumda. 3 gelebilir. Rakamlar farklı. 5 de gelebilir. 7 de gelebilir. Ve bir tane daha var galiba. 9, 96 da olabilir. O zaman gençler A'nın yerine ben yani şöyle diyelim.
4 ile tam bölünen bir sayı olmama olasılığını soruyor, değil mi? O zaman ben olma olasılığını bulmak istiyorum kardeşim. Olma olasılığına A diyelim. Olma olasılığına A diyelim. O zaman A'nın, bak dikkat, altını çiziyorum. Olma olasılığına A diyorum. A'nın olma olasılığını bulmam için ne olacak? Payda bir kere 7. Ne gelmesini istiyorum 4'e bölünmesi için? 1'i istiyorum. 3'ü, 1'i olmaz, 1 olmaz. Şuradan dolayı rakamlar koyuyorum. 3'ü istiyorum. Evet, 5 istiyorum. Rakamlar faktörlü. 7 istiyorum, 9 istiyorum. Doğru mu? O zaman sen 4 taneden birinin gelmesini istiyorsun ki 4'e bölünsün. O zaman bu olayın olma olasılığı 4 bölü 7'dir. Ancak olmama olasılığını sorduğuna göre, evet, bizim önemli bir kuralımız vardı. Bir olay olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı daima 1'di. Bunu kullanırsam ben, burası 4 bölü 7. Burası bana soruluyor. Hadi x diyelim ona. 1. İşte bu olmama olasılığı, yani x buradan ne çıkacaktır gençler? 7 bölü 7 olması için 3 bölü 7 olur. Aradığımız cevap, haberin olsun. Tamam. Devam edelim bakalım. Son sorudayız gençlik. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 6 basamaklı farklı sayılardan rastgele biri seçiliyor. Bu sayıda bir rakamlarının yan yana olma olasılığını bulunuz. Şimdi sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek. Dikkat edersen burada tekrarlı permütasyon var. Burada nasıl yapıyorduk tekrarlı permütasyonda gençler? 6 tane sayımız var. Farklı sayılar olsa 6 faktöriyel şeklinde dizilirdi. Tekrar edenler var. Nedir? 2 tane birimiz var. 2 faktöriyel. Evet. Bölü 2 tane 2 var. 2 faktöriyel dedik. Tamam. Bu benim aslında neyim olmuş oluyor? Tüm durumlarım, yani evrensel kümemin sayısını veriyor. Tamam. Bunu ben istemiyorum, değil mi? Bu istenen durum değil. Bu evrensel kümenin sayısı buradan gelecek. Şimdi şöyle değil. Bu 6 faktöriyel malum olduğu üzere 720'dir. 5 faktöriyel 120 idi. 720. 720'yi sen 2 defa 2'ye bölüyorsun ya da 4'e bölüyorsun. 1 böldün 2'ye, 720, 360. 1 böldün, ne oldu? 180. Demek ki evrensel kümem, tüm çıktılar 180. Bu burada dursun. Ben ne istiyorum bakalım? Benden ne istiyordu? Farklı sayılardan rastgele biri seçiliyor. Bu sayıda bir rakamlarının yan yana olma olasılığı. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Bu birler yan yana bir kişi gibi davransın. Tamam, bir kişi gibi. Geriye kalan 4 tane nesne 4 faktöriyel şeklinde, pardon, 4 nesne var. 4 nesne burada, değil mi? Önce bunlar farklıymış gibi düşünüyorum. 4 nesne buradan. Bir de bunlar birlikte, yani tek nesne gibi. 5 faktör. Aslında o zaman şöyle yapıyoruz, değil mi? Yani 5 faktöriyel diyeceğim. 5 faktöriyel diyeceğim. Yani 1 tane bu. 4 tane bu. 5 faktöriyel. Bir de bunların kendi aralarında dizilmişi var. O da 2 faktöriyel. Dikkat! Çözerken her zaman nasıl çözüyorum? Sanki bunlar farklı nesneler gibi önce mantıkla çözüyorum. Sonra İş tekrarlı duruma düşüyor. Tekrar edenler var mı? Var. İki tane bir var neticede. İki faktöriyle bölüyorum. İki tane de iki var. Onu da iki faktöriyle bölüyorum. Sonuçta şunlar şunu götürüyor. 120'nin bu 5 faktöriyel 120 idi. 120'nin yarısı 60 olacaktır. Ha, ben bunları istiyordum. İşte o zaman sonuca gidiyorum gençler. Az kaldı. Olasılığım neydi? Olasılığımın ana formülü şudur. İstenen durum sayısı, yani 60 durumun gelmesini istiyorum. 60 bölü tüm çıktılar, tüm durumlar, evrensel küme, ne diyorsanız artık, şu sıfırları götür, 6'ya böl. 1 bölü 3 çıktı gençlik. Evet gençler, söz verdiğimiz gibi offline olarak ne yaptık? Bunları çözdük. Bunları iyi çalışın gençler. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.